Aralarında bilim kurulu üyelerinin de bulunduğu İstanbul, Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi'nden 4 profesör bugün sosyal medya aracılığıyla koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Soru soran herkesin ortak merak konusuysa ilk sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği 10 Nisan gecesi yaşananların bedeliydi. Yoğun bir hasta grubunu görmemiz gerekiyordu. Olmadı Allah'a şükür. Ama bunun daha bitmiş olduğu anlamına gelmez. İlk sokak kısıtlamasının getirildiği 10 Nisan gecesi marketlere yaşanan akının bilançosu iddia edildiği gibi ağır mı olacak? Yanıt bilim kurulu üyesi Hasan Tezer'den geldi. Ortalama olarak 5 ile 6 günler arası hastalık belirti bulguları ortaya çıkmaktadır. Yani kabaca 16-17'sinde yoğun bir hasta grubunu görmemiz gerekiyordu. Olmadı Allah'a şükür. Ama bunun daha bitmiş olduğu anlamına gelmez. Televizyonlarda görmeye alışık olduğumuz hocalar bu kez YouTube'da buluştu. İstanbul, Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi'nden 4 profesör canlı yayında izleyenlerin sorularını yanıtladı. C vitamini ve D vitamini takviyesi, özellikle bir de çinko takviyesinin bu dönemde iyi olduğunu biliyoruz. Ailelerin en çok merak ettiği aşısı gelen çocuklarının ne yapacağıydı? Bu süreyi mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yoksa bu süre aşıldıktan sonra aşının yapılması için fırsatı bütünüyle kaçırmış olacağız ne yazık ki. Ve grip aşısı. Bahar aylarında yaptırılan grip aşısı koronadan koruyabilir mi? Gripten koruyor olması bir avantajdır. Ama bu aşıların, grip aşılarının COVID'e